Öncelikle menüyle başlayalım. Sizin sabah kahvaltısı öyle abi şöyle ve akşam şimdi evet, ne var? Sabah kahvaltımız var. Serpme kahvaltı. Kişi başı 60 TL kahvaltı evet. ücreti. Soğuklar sınırsızdır kahvaltıda. Soğuk, tamam, soğuk kısmı yani bal, tereyağı, kaşar evet. bu tarz şeyler. İlk etapta masaya az gelir. Çünkü biz bunu... Yemesinler. Yok yememelerinden ziyade şöyle. Evet. İnanın geriye çok fazla çöp... Işte, aynen aynen. Yok israf tabii tabii. Aynen aynen. Bittikçe karşın, devam et. Çok iyi çok biz güzel. Biz bu israfa karşın yani. Masaya ilk önce yeteri kadar getiriyoruz. Beğendiğiniz ürünlere sınırsız bir şekilde takviye yapıyoruz. Yani ben 10 tabak peynir anladım. Getirdiğim masa bile oldu. Akşam için de böyle yemek akşam tarzı... için ızgara çeşitlerimiz var. Tava yemekleri var. Köri soslu tavuktur, kremalı mantarlı pennedir. İşte ızgara evet. çeşitleri, karışık ızgara, ızgara köfte vesaire tatlılarımız var. Menümüz bu şekilde. Şimdi yeni bir yere taşınacağız. 20 dükkanlık bir köy pazarımız olacak. Bunun içerisinde burada kahvaltıda yediğiniz tereyağı oradan doğal olarak köy tereyağını çok satın iyi, alabileceksiniz. Çok iyi, çok iyi. Aynı zamanda diğer bütün ürünlerimizden oradan faydalanabileceksiniz. Aynı zamanda orada bir at çiftliğimiz olacak. Menajer olacak. Ata binebileceksiniz. Evet. Ata da binecekler. Tabii. Yaklaşık 20-25 atlık bir ahırımız olacak. Misafirlerimiz oraya hatta isterlerse kendi atlarını da oraya bakım için bırakıp diledikleri zaman gelip burada menajimizde ve burada dağlarda da gezebilecekler. Anladım. Aynı zamanda bir de konaklamamız olacak orada. Konaklamada. Tabii bunlar hemen ulaşabilecek zamanla şeyler dedim, değil. Tamam. Çünkü biz şu an bir taşınma sürecindeyiz de pandemiden çıktık. Konaklama dediğim bazı evler gördüm. Böyle küçük küçük ev yapıp aslında dediğiniz gibi böyle konaklama bizim şeklinde. Bungalow... Sanki tatil köyü tarzında böyle evet. küçük biraz odalar. Ya bizim daha çok orada yapmak istediğimiz şey doğal bir AVM yaratmak. Aynı zamanda aynen. orada bir de amfiteyatro yapacağız. Arkadaşlar merhabalar. Şu an Kocaeli'de Marangoz Kofa'dayız. Yukarıda dağların yukarısında yapılmış bir yer. Bayağı yüksekte bir alan. Dağların yeşilliğine baksan ne güzel değil mi ya? Yemyeşil. Böyle güzel bir alan. Aşağısı böyle arkadaşlar. Hadi şimdi içeri gidelim artık. Kafe böyle dostlar yani. Bu şekilde küçük alanlar yapmışlar. Arkadaşlar kafe bu şekilde. Sabah kahvaltısı da yapılabiliyor. Yukarıdaki yerlere bakacağız. Ay canım çok güzelmiş. Marangoz Kafe diye aratırsanız işte geleceğiniz yer burası arkadaşlar. Şehirden biraz yüksekte. Yükseği sevenlerin hoşuna gidecek bir yer. Tam Karadeniz havası. Yok buralar değil. Yukarıda dolu dedi. Başka yerlere de bakalım. Yukarı da bakalım şu taraflara da. Biraz manzaraya geldik. Hadi bakalım. Ben manzara içimde öldürüyorum. Kaç şurada mantar gelmiş. Yukarıdaki yerler şuraları boş gibi bak. Şu taraflar. İsterseniz oraya da gidebiliriz bak. İçerideki alan kapalı alan. Biraz da yani yarı açık alan diyelim. Kapalı demeyelim de artık. Şuralar var orada kapalı. Şuraya da oturalım. Manzarası var mı şu anda? Yukarısı. Bir şey daha var. Küpeli için. Başka da yok ya. Bak yukarıda alanları böyle. Bir yere oturacağız. Bu kapalı yere de oturabilirsiniz. Açık alanda size kalmış. Şurada kapalı bir alan var ama çocuklar köpek var dediler. Bakalım. Köpek. Hadi dışarı çık oğlum hadi. Çıkarayım köpeği. Hadi çık oğlum gel. Hadi oğlum. Hadi oğlum benim. Hadi. Hadi aferin oğluma benim. Aferin oğlum ha. Ne? Dursun bir şey yapmaz. Bir şey yapmaz, ama bir şey yapmaz. Ayağımın dibinde kokuyor. Tamam, hadi git. Hadi git oğlum. Hadi git. Hadi git bakayım. Hadi git. Hadi çık. Bulmuşsun güzel yeri. Orada yeter. Köpeği kovduk arkadaşlar. Köpeği kovduğumuz için buraya yerleştirdik. Tamam. Yerimiz bulası. Ama burada ne yapayım? Köpek boklar. Manzarası da işte her yerde olduğu gibi. Denizden gözükemiyor. Deniz ağacı var. Tamam, yarın manzara yeter ya. Bu kadar olduğu kadar. Fotoğraf çekiniz olmalı. Yukarı çapta. Evet. Köpük işte bizim burada kapımızı koruyacak değil mi oğlum? Hadi gel bakalım. Oturacak mısın? Açılanını koklayabilirim. Niye bu ne bekliyor? Hiçbir şey beğenmiyorsunuz ya. İçeri girmek istiyor. Neden köpeği burada da alabilirdik? Burada açıkalım sayın. Enkişiler sayın. Yer beğendiriyoruz arkadaşlar. Köpük. Hadi geçin bakayım hadi. Geçelim. Bir şey yapmaz o hayvan. Geç. Geçelim. Nasıl geçeceğiz? Geç. Geç yanına. Geç efendi geç. Yapmaz değil mi? Geç yapmaz. Geç hadi. Bu ne işin ya?
lütfen. Tamam. Şimdi öncelikle arkadaş kaç tane abone var diye sordu ama röportajdan sonra abone sayısı yarıya düşecekmiş. Tamam. Ne olacak? Yarıya düşecekmiş diyor ya. Ona şimdi soracağım. Şimdi şöyle durum var. Ben Kocaeli'de yaşamıyorum. Ankara'da yaşıyorum. Buraya geldim. Özellikle tabela falan görmüştük. Burayı açılmış. Güzel bir yer aslında. Hoş bir yer. Şehirden yüksekte. Yukarıda. Temiz havadar bir yer. Öncelikle menüyle başlayalım. Sizin sabah kahvaltısı öyle abi şöyle ve akşam şimdi evet, ne var? Sabah kahvaltımız var. Serpme kahvaltı. Kişi başı 60 TL kahvaltı evet. ücreti. Soğuklar sınırsızdır kahvaltıda. Soğuk, tamam, soğuk kısmı yani bal, tereyağı, kaşar evet. bu tarz şeyler. İlk etapta masaya az gelir. Çünkü biz bunu... Yemesin. Yok yememelerinden ziyade şöyle. Evet. İnanın geriye çok fazla çöp. Aynen aynen. Yok israf tabii tabii. Aynen aynen. Bittikçe karşın, devam et. Çok iyi çok biz güzel. Biz bu israfa karşı yani. Masaya ilk önce yeteri kadar getiriyoruz. Beğendiğiniz ürünlere sınırsız bir şekilde takviye yapıyoruz. Yani ben 10 tabak peynir getirdiğim masa bile oldu. Akşam için de böyle yemek akşam tarzı... için ızgara çeşitlerimiz var. Tava yemekleri var. Köri soslu tavuktur, kremalı mantarlı pennedir. İşte ızgara evet. çeşitleri, karışık ızgara, ızgara köfte vesaire tatlılarımız var. Menümüz bu şekilde. Şimdi yeni bir yere taşınacağız. Burayı orada evet. Orada daha geniş bir menümüz olacak. Dünya mutfağımız olacak. Burası kapatılacak mı ya? Öyle mi oluyor? Evet. Burası şöyle geçelim mi abi? Tabii. Yani şöyle etrafı da gezersek hem de anlatmış olur. Tabii buyurun. Yani burası şimdi güzel bir fikir ama bu şunu diyeyim yani. 4 yıl önce açılan bir yer. Aslında sıfır bütçeyle açılan bir yer. Biz ilk açıldığımızda buradaki sadece yuvarlak masalar vardı ve çay kahve servisi veriyorduk. Daha sonra yolu buranın aslında kötü geliyormuş. Belli bir yerden sonra yolu aslında güzel değil. Son 800 evet. metre stabilize yok. Aynen, aynen. Orası için belediye şimdi altyapı çalışması yaptı. O yüzden iyice evet. kötüleşti yol. Bu yaz sonunda yapılacak. Şimdi yeni yeriniz neresi olacak? Yeni yeriniz yerimiz hemen buradan 200 metre daha geride. Geride tamam. Bu yola giriş yaptığınızda ilk karşınıza çıkacak tabela Marangoz Bahçe Kafe'nin tabelası. Aslında çok olacak. Güzel bir fikir. Yani bu fikir size mi ait babanız mı yoksa işte yani babanız çalışan mısınız? Amcam benim işletmeyi tamam. çalışıyor. Amca dediğime bakmayın size aramızda çok fazla yaş yok. Çakma Karadenizliyiz. Çakma Karadeniz anladım. Aslen doğma büyüme yani, burası. Yani Karadeniz havası ben burada şey gördüm sanki evet. evlere yapısına falan baktığım zaman da dedim öylesine söyledim ama videonun girişinde öyleymiş yani. Ya zaten manzaramız var. Bu Uzungöl'ü evet, aratıyor. Bizim dedeler oradan göçmüşler. Buraya geldiklerinde de kendilerine en uygun oraya en çok benzeyen yere kurulmuşlar. Çok, aynen çok güzel bir yer yani aynen. Hava dar çok güzel. Buranın çok fazla trafiği de yok zaten. Evet. Hafta sonları biraz yoğun hafta oluyor. Sonu yani bizim burada ayrıca şunu da söyleyeyim. Rezervasyonsuz ciddi problem oluyor. Biz rezervasyonla çalışıyoruz. Öyle yani, mi? Kafemiz içerisinde yaklaşık 60 tane masa var. Şimdi biz rezervasyon almadık. İlk defa geldik ama şu an için herhalde müsait kalabalık olmadığı için değil mi? Hafta sonu olsa sıkıntı ama olur. Normal şartlarda hafta sonları bizim tüm masalarımız doluyor. Hatta kapıda bekleme sırası bile oluşabiliyor. Bakın arkadaşlar buralar komple şu an boş gibi olduğuna bakmayın. Hafta sonu gelirseniz biz de zaten her taraf sıkıntılı. Yani güzel ben çok beğendim. Vallahi memnun oldum. Güzel bir yer. Yapmışsınız. Çalışma açık olduğu saatler hangi saatte? Sabah 9'da akşam 11'e kadar hizmet veriyoruz. Sabah akşam 9'da mutfağımız kapanıyor. Akşam 9'da 11 arası sadece çay kahve ve tatlı servisimiz oluyor. Hafta sonu hafta falan sonları, kapalı değil. Mutfağımız açık. Yine 9-9.30. Tabii bir yarım saatlik vesaire şey oluyor. Çünkü akşam yemeğine hani atıyorum 9'u çeyrek geçe geldiniz. Mutfak tam kapanmamışken evet. Şey yapabiliyoruz. İstisna gösterebiliyoruz. Anladım. Teşekkür ederim. Yani güzel bir şey. Zaten arattıkları zaman da şu an navigasyonda illaki yeri değişecektir siz gittiğiniz zaman ama. Evet. Ya ben Instagram'dan takip ederseniz bizi orada zaten yeni yerimizi de duyuracağız. Instagram adresiniz varsa söyleyin. Marangoz Bahçe Kafe. Tamam. K ile yalnız. C ile değil. K ile. Evet. Hı-hı. Tamam. Yani önümüzdeki bir ay içerisinde taşınacağız yeni yerimize. Yeni yeriniz buradan daha mı muhtemelen taşınacağız? Ben yani şöyle söyleyeyim. Burada siz buyurun geçebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim burada 60 masamız var. 60 masanın 20 tanesi manzarayı görüyor. Geriye kalan 40 aynen, tanesi aynen. arka planda kalıyor. Biz ama şey yeni yani. Yerimizde 60 tamam. masanın 60'ı da manzarayı aynen, görecek. Aynen. Aynı zamanda orada burayı biz her zaman kendimiz için çıraklık olarak görüyoruz. Orası oradaki, kalfalık dönemimiz olacak. Oradaki ve, buradaki hataları görmüyoruz. Tabii ki. Yani çünkü biz burada sıfır aynen. bütçeyle başladığımız için. Buyurun buyurun geçebilirsiniz. Biz burada sıfır bütçeyle başladığımız için sürekli üzerine kata kata gittiğimiz için sürekli sistemsel ve teknik olarak açıklar ortaya çıktı. Bunları orada minimize edeceğiz. Aynen çok iyi olur ya. Gerçekten. Aynı zamanda orada hem restoran olacak, aynı zamanda 20 dükkanlık bir köy pazarı olacak. İçerisinde alan olarak daha da geniş değil mi? Alan daha olarak geniş. Yaklaşık 16 dönümlük bir alan.
Bunun içerisinde restoran olacak. Evet. Daha sonrasında dediğim gibi 20 dükkanlık bir köy pazarı buralar olacak. Buralar kira mı oluyor? Kira yapıyorsunuz değil mi? Kirasın. Evet, tamam. Kira oluyor. 20 dükkanlık bir köy pazarımız olacak. Bunun içerisinde burada kahvaltıda yediğiniz tereyağı oradan doğal olarak köy tereyağını satın alabileceksiniz. Aynı zamanda diğer bütün ürünlerimizden oradan faydalanabileceksiniz. Aynı zamanda orada bir at çiftliğimiz olacak. Menajer olacak. Ata binebileceksiniz. Evet. Ata da binecekler. Tabii. Yaklaşık 20-25 atlık bir ahırımız olacak. Misafirlerimiz oraya hatta isterlerse kendi atlarını da oraya bakım için bırakıp diledikleri zaman gelip burada menajimizde ve burada dağlarda da gezebilecekler. Anladım. Aynı zamanda bir de konaklamamız olacak orada. Tabii bunlar hemen ulaşabilecek zamanla şeyler dedin, değil. Tamam. Çünkü biz şu an bir taşınma sürecindeyiz. Çünkü konaklama çıktık. Dediğim gibi bazı evler gördüm. Böyle küçük küçük ev yapıp aslında dediğiniz gibi böyle konaklama bizim şeklinde. Bungalow... Sanki tatil köyü tarzında böyle evet. Küçük biraz odalar. Ya bizim daha çok orada yapmak istediğimiz şey doğal bir AVM yaratmak. Aynı zamanda orada bir de amfiteyatro yapacağız. Eğer kısmet olursa tabii bunun için görüşmeler devam ediyor. Bir amfiteyatro olup burada açık hava sineması vesaire yapıyorduk biz. Orada daha büyük bir alanda. Çok iyi. Her hafta açık hava sineması ve tiyatro. Ben sinema diye gördüm ama o sinema ne oluyor? Açık hava sineması dediğiniz şimdi sizin. Burada bizim iki... Burada değil mi? Şurası. Bakın arkadaşlar yalnız... burası. Şu an açık. Şöyle yaklaşık 2 yıl önce biz burada yapıyorduk açık hava sinemasını ama bu masalar yoktu burada. Bu yol yoktu. Anladım. Aynı zamanda şimdi projeksiyonla yansıtıyorsunuz. Diğer tabii. Yukarıda bir alanınız var sinema dediğiniz öyle mi? Tamam. Ama şu an bu sene yapamadık. Dediğim gibi hani kalabalıklaşmanın verdiği şeyden dolayı altı işte bu yolu yaptık vesaire. Aynen. Şimdi buraya 10 kişi sığabiliyor. O yüzden de zor oluyor. Çünkü çok fazla talep var. Bir de şöyle durum var. Şu anda Kocaeli'de bildiğim kadarıyla ben buralı değilim ama bildiğim kadarıyla şeyiniz yok. Rakibiniz yok. Bu tarz bir işletme falan yok. Değil mi? Yanlış biliyorsam. Yani bu taraflarda kafe sektöründe evet yok. Yok. Yani bu taraflar daha çok alabalık tesisi. Ya biliyorum alabalık her yerde oluyor. Konaklama. Her yerde. Türkiye'nin her yerinde hemen hemen bulabilirsiniz. Alabalık kafe için. Tek kafe. Ama sizin gibi bu tarz görmedim ben işin gerçeği. İlk olmanız da böyle güzel bir avantaj. Hem de isminizin yani tek olması, rakibinizde olmaması yerine de bir avantaj. Yeni bir ilkle tekrardan şey yapacağız. Doğal bir AVM konseptiyle çıkacağız. Doğal AVM. Ben merak ediyorum. İnşallah nasip olursa seneye İnşallah. Bir daha gelirsek oraları da çekme imkanı inşallah buluruz. İnşallah. Bilgiler için çok çok teşekkür Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Yani gelmek isteyenlere tavsiye edebileceğim bir yer. Bir de son kez bir şey daha sorayım. Şimdi masalara tabii. Oturduk. Siz kendiniz mi soruyorsunuz yoksa biz mi söyleyeceğiz siparişleri falan? Siparişleri tabii ki arkadaşlar geliyorlar. Tamam. Her tamam. bölgede garson tamam. arkadaşlarım tamam. var. Onlar yardımcı oluyorlar. Tamam. Teşekkür ederim. Çok Rica çok sağ olun. Ederim. Burada köpekleri de gördüm. Hatta bu bizim köpeğimiz. Öyle zaten. Mi? Bu, yukarıda birkaç tane daha var. Aşıları yapayım işte arkadaşlar. Tamam yok. Gel buraya. Yok. Bu biraz ilgi manyağı. Ha ilgi mi istiyor? Sevilmek. Bak yukarıda bir köpek daha vardı. O şey iyiydi. Değil. Ama akıllı. Akıllıydı yani. Şey mi, kahverengi mi? Şurada duruyordu oradan kaldırdık ama geri gitti aynı. Ya onu buraya bırakmışlar. Bize ait olan bu. Bu da biraz şımarık. Güzel gibi geldin ya o yüzden dolayı dedim bakalım. Mutfakta şu anda böyle ileride daha büyüyecek diyorsunuz değil mi? Aynı. Evet. Burası çay ocağımızda. Arkadaşlar burası çay tarzı şeylerin olduğu yer. Selamünaleyküm kolay gelsin ustam. Ve mutfakta ileride mi demiştiniz? Evet. İleride değil mi? O yerde de muhtemelen böyle olacak değil mi? Böyle bir geniş alan yaparsanız onda daha fazla. Biraz daha büyük olacak. Daha büyük. Evet arkadaşlar oraları da çekelim, mutfağı da görelim. Alan büyük ama yeni alan daha da büyük olacağını söyleyene güzel olur bence. Güzel bir yer. Burada dediğim gibi manzara insanlar geldikleri zaman manzaraya bakmak istiyorlar. Manzara tabii çoğu yerde manzara göremiyorsunuz. Bazı masalarda manzara var. Saygı. Burada Mustafa Kemal sözleri var. Güzel bir şey olmuş. Hoş bir şey olmuş. Buradaki masalar da güzel ama biz buraları kaçırdık arkadaşlar. Burada rezervasyon yer maalesef bulunmuyormuş. Mutfak da burası. Ustam kolay gelsin. Evet masada böyle arkadaşlar. Yani masalar ve mutfaklar da böyle. Bakın bu şekilde masalar. Güzel düşünülmüş. Dediğim gibi ben dedim Karadeniz havası falan var ama dediğim gibi arkadaşlarda Karadenizlilik de varmış. Karadeniz insanı zekidir. Böyle değişik şeyler üretebilir. Üreten insandır. Şimdi bizim masaya doğru gidelim.
Bu alan Marangoz Kafe'nin en yüksek alanı. Burada video ve fotoğraf çekim için özellikle çok gelen oluyor. Burada sıraya giriyorlar arkadaşlar. Arka tarafın manzarası çok güzel. Hatta manzarası en güzel yer burası diyebilirim. Masalardaki kare kodu buradaki site adresine girdiğiniz zaman, okuttuğunuz zaman buradaki menüleri görebiliyorsunuz. Peki teknolojiyi kullanamazsak bu menüye ulaşamayacaksınız. Hayır arkadaşlar, burada garsonlarla söyleyip alabiliyorsunuz ama teknolojiyi kullanmak isteyenler için de böyle bir alternatif düşünmüşler. O hiçbir şey olmuş. Bol oksijeni olan bir yer. Oksijen zehirlenmesi yaşadım. Buraya gelen genelde hemen hemen herkes eline bir fotoğraf makinesi alıp video da fotoğraf çekiyor. Tavsiye edebileceğim bir yer arkadaşlar. Farklı bir videoda, farklı bir konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın.